terör, suikast ve sabotaj anonim şirketi. Sadat'a şirket derken tırnak içine alma zorunluluğunu hissediyorum. Çünkü bu öyle bir şirket ki verdiği eğitimler arasında terörist yetiştirmek de var. Gayrı nizami harp kursu veriyorlar ve toplam 16 ay süren bu kursta sabotaj, baskın, pusu, tahrip, suikast, kurtarma ve kaçırma, tetiş imkan ve kabiliyeti öğretiyorlar. Sadat isimli paramiliter şirketin yönetim kurulu üyesi Ersan Ergür geçen gün sonradan aceleyle sildiği bir tweet attı. Zaten okumuşsunuzdur ama hatırlatmak için buraya aktarıyorum. Bu vatan kanla alındı, kanla savunuluyor. Bu vatanı Türkiye düşmanları ile işbirliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz. Etmeyeceğiz. Vatan sağ olsun. Ardından da bunu silip şu tweet'i attı. Bu vatan kanlı alındı, kanla savunuluyor. Yüce Türk milleti Türkiye düşmanları ile işbirliği yapanlara sandıkta oy vermeyerek cennet vatanımızı teslim etmeyecektir. Vatan sağ olsun. Bunu niye yaptığını da şöyle açıkladı. Açıklama yapma isteği hissettim. Bazen anlatılmak istenen anlaşılmayınca izah gerekiyor. Yersen kabilinden bir açıklama ve öyle görünüyor ki memleketimizin savcıları da bu yemi yutmaya hazırlarmış. Aslında adamın derdi çok açık. Sandıktan beğenmediği bir sonuç çıkarsa gerekirse kan da dökerek vatanı teslim etmeyecek. Ve o günden beri bakıyorum savcılıktan tık yok. Silmiş olması o mesajı hiç yazmadığı anlamına mı geliyor? Aynı savcılar, bir bildiri yayınladılar diye emekli amiralleri, devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma suçlamasıyla yargılatıyorlar. Üstelik emekli amirallerin silahları filan da yok ama bu adam ciddi olarak silahlanmış bir şirketi yönetiyor. Fark ettiğiniz gibi şirket derken tırnak içine alma zorunluluğunu hissediyorum. Çünkü bu öyle bir şirket ki verdiği eğitimler arasında terörist yetiştirmek de var gayrı nizami harp kursu veriyorlar ve toplam 16 ay süren bu kursta sabotaj, baskın, pusu, tahrip, suikast, kurtarma ve kaçırma, tetiş imkan ve kabiliyeti öğretiyorlar. Bunu uydurmuyorum, şirketin internet sitesinde eğitimlerimiz başlığı altında yazılı. Gençler, tetiş kelimesini pek duymamışlardır. Arapçadan deş kelimesinden dilimize geçmiş bu sözcük, dehşete düşürme, korku verme, yıldırma, terör karşılığında kullanılıyor. Böyle bir şirket Türkiye'de serbestçe faaliyet gösteriyor, yöneticisi tehditkar mesajlar yazabiliyor. Gerçekten tuhaf bir ülke oldu Türkiye. Silahlı bir örgüt şirket, terör, suikast, sabotaj eğitimi veriyor. Bir İslam konfederasyonu anayasası da yazmış ve o anayasanın yürürlüğe girmesi demek mevcut anayasanın değişmez hükümlerinin değişmesi demek. Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma suçundan geçtim. Adamlar bunun şirketini kurmuşlar. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu şirketten 545 milyon liralık güvenlik hizmeti de satın almış. Bütün bunlar normal midir? Siyasette uzlaşma arayışı yararlıdır. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özaseki muhalefet partilerinin bir araya gelmesinden rahatsız olmuş. Partililerine nutuk atarken şunu da söylemiş. Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. AK Parti gitsin de ne olursa olsun. Onun için herkeste bir araya geliyorlar. Yolda görseler birbirlerine selam vermeyecek adamlar, kahve içmeyecek adamlar. Ailece görüşmeyecek insanlar. Bunca muhaliflikten medeniyet doğar mı? Asla doğmaz. Öz rahatsız eden konu, birbirlerinden farklı fikirlere sahip insanların aralarındaki ortak noktaları bulabilmek için oturup konuşuyor olmaları. Erdoğan karşıtlığı muhalefeti bir araya getirdi ancak unutmasın ki Erdoğan'ın tek adamlık hırsı da Devlet Bahçeli ile Recep Tayyip Erdoğan'ın ellerinin birleşmesini sağladı. Üstelik bu ikisinin birbirlerine söylediklerini burada yazıyla tekrarlayamam, birbirlerine ettikleri hakaretlerin düzeysizliğine inmeme yol açar ki aile terbiyen buna izin vermez. Bu durumu, seviyesizlik konusunu saklı tutarak eleştirmiyorum tabii. Politika sorunlara çözüm bulmak için yapılmalıdır ve herkes herkeste oturup konuşabilmeli, ittifak kurabilmeli, rakip olduklarında da asgari bir terbiye düzeyini tutturabilmelidir. Onun için bizim gibi siyasi uzlaşma kültürü gelişmemiş, zayıf kalmış bir ülkeye Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı en önemli katkı da bu olsa gerek. Verdiği birçok zararı unutturmaz ama bunun önemli bir katkı olduğunu teslim etmeliyim. Kim bilir belki sadece bu nedenle başkanlık sisteminin bir süre daha devamı bile yararlı olabilir. Güçler ayrılığı konusu çözüme kavuşturulabilirse elbette. Çünkü bu sistem siyasi aktörleri isteseler de istemeseler de bir masanın etrafında toplanıp ortak noktalarını aramaya zorluyor. Bu iktidardaki koalisyon içinde geçerli, muhalefet koalisyonu içinde farklı siyasi çizgileri savunurken, konuşu, ortak noktalar bulunabileceğini görmek belki siyasi uzlaşma konusundaki eksikliklerimizin geçmişte bize nelere mal olduğunu düşünmemizi de sağlar. Siyasi partileri birbirine düşman gibi bakan ülkenin insanları da isteseler de istemeseler de bu düşmanlığın parçası oluyorlar. Ala Turka başkanlık sisteminin getirdiği şerlerin yanında hiç olmazsa bu hayrının değerini bilelim derim.